Günümüzde özellikle büyük kentlerde insan ve araç sayısı artmış durumda. Yaya ve sürücülerin bir yere gidip gelirken birbirlerine zarar vermeden yol almaları ise ancak kurallara uymalarına bağlıdır. Trafik kurallarına uyulmadığı zaman neler olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Trafik kurallarına uymamak hem kendi hayatımızı hem de başkalarının hayatını tehlikeye atmaktır. Trafik kurallarına uymamak insanların ölmelerine, yaralanmalarına, sakat kalmalarına ve maddi zarara uğramalarına neden olur. Yaşanılan kazaların sebebi ise dikkatsizlik ve kural ihlali. Kazaları önlemek ve kurallara uyma konusunda farkındalık yaratmak için birçok proje hayata geçiyor. Fakat yayalarda sürücüler de kural ihlalinde ısrarcı olmaya devam ediyor. Trafik kurallarına uyuyor muyuz? Trafik kurallarına benim şahsımı soruyorsun, ben uyuyorum. Genel itibariyle? Genel itibariyle de uyulmuyor. Kırmızı yanıyor, vatandaş araba geliyor, yeşil yanıyor, geçecek. Bu adam hücum ediyor, illegal bana vur diyor. Trafik kurallarına uyma yok, bu bizim Kırşehir'imizde yok. Genel itibariyle yayalar mı daha çok kuralları ihlal ediyor yoksa sürücüler mi? Yayalar ihlal ediyor. Genellikle araba sürenler ışıkta bekliyor. Neden kaynaklanıyor? Neden kaynaklanıyor? Bir an evvel gideyim, nereye gideyim, gidecekse gayrı. Bir de kültür yok, eğitim yok bizde. Eğitimli, kültürlü insan da bunu yapmaz. Araç sahipleri de uymalı trafik kurallarına, yayalar da uymalı. Bu konuda cezalar yeterli mi? Ceza ne kadar bilmiyorum. Şimdi ceza kesen yok ki. Ha, kim kesiyor? İşte akşama kadar kırmızıda geçiyorlar. Kim ceza kesiyor ki? Ceza da yok. Hayır. Neden efendim? Bilmiyorum ki. Genelde sürücüler mi yoksa yayalar mı kuralları ihlal ediyor? Her ikisi de. Bilgisizlik olabilir mi bu konuda? Evet. Peki cezalar yeterli mi? Bence yeterli. Önemli mi peki kurallar? Önemli tabii. Önemli. Hiçbir sorun yaşadınız mı hayır, trafikte? Hayır, yaşamadım. Ben yaşamadım. Siz kurallara uyuyor musunuz? Evet. Evet, uyarım. Sürücüler mi daha çok ihlal ediyor yoksa yayalar mı? Bence sürücüler. Neden kaynaklıyor sence? Bence hızlı falan gitmelerinden. Eğitimsizlik olabilir mi? Evet, bence de olabilir. Uyuyoruz. Genelde sürücüler mi ihlal ediyor yoksa yayalar mı? İki taraflı da var tabii ki. Yani yayalar da sürücüler de ihmal eder. Kural ihlali neden kaynaklanıyor sizce? Öncelikle eğitim olarak düşünmek gerekiyor. Bilinçli insan yapamaz tabii ki. Yapacağı işin nasıl sonuçlanacağını düşünmesi gerekiyor. Bir hata bir hayat kaybedebilir. Yeri geldi mi? Bilinçli, eğitimli bir şekilde olursa insanlar azalır bazı şeyler diye düşünüyorum. Bu konuda cezalar yeterli mi? Vallahi ceza yemediğim için bilmiyorum tam olarak da. Ceza tam caydırıcı değildir hiçbir zaman. Öyle bir düşünüyorum. Yeterli olabilir ya da olmayabilir. Bilmiyorum tam olarak. Bazen uyuyoruz, bazen uyumuyoruz. Genelde işim acele olmazsa ben uyuyorum ama işim acele olursa uyumuyorum bazen. Genelde uyuyorum yani. İtibariyle yayalar mı, sürücüler mi ihlal ediyor? Vallahi her ikisinde de hata var. Şimdi hem sürücülerde de var, vatandaşta da var. Yani yayalarda da hata var. Kural ihlali neden kaynaklanıyor? Vallahi bu bilgisizlikten, cahillikten kaynaklanıyor. Bu mesela şöyle bir arkadaş, adam sen gecenle gider gibi bir şey yetişecek gibi acele ediyor. Vatandaşı beklemiyor. Bazı yeşil ışık yani. Vatandaşın yayanın hakkı olduğu yerde araba oradan geçiyor. Gerçi vatandaş da bazı ihlal ediyor da. Bu konuda cezalar yeterli mi? Cezalı caydırıcı değil yani, yetersiz.